genel izleyici için uygundur. Baştan sona sağlık yepyeni sağlık haberleriyle karşınızda bugün de sevgili izleyiciler. Propolis'in faydalarından bahsedeceğiz bu haberimizde size. Bağışıklığı nasıl güçlendiriyor, hastalıklardan korunmamızı nasıl sağlıyor? Propolis arıların yaprak sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi maddelerden meydana gelen doğal bir arı ürünü. Propolis antibakteriyel, antioksidan, antiviral ve antifungal açılardan son derece güçlü ve zengin bir gıda. Ve arının da gıdasını da yavrusunu da kendisini de kovanını da dış etkenlerden, zararlılardan, virüslerden, bakterilerden, parazitlerden koruyucu etkisi var. Dolayısıyla kovan da kovanın ön koruyucusu olarak kullanıyor. Kovan propolis olmasa aslında arı da olmaz, arıcılık da olmaz, arının ürünleri de olmaz. Kovan da hayat propolisle başlıyor. Ben e, propolisi hayatın başlangıcı diyorum. Propolis arı kovanını mikroplardan koruduğu gibi insan sağlığını da aynı şekilde koruyup bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Birçok viral enfeksiyonda çok etkili hem virüsün bulaşma ihtimalini azaltıyor hem de bir şekilde bulaştıysa ve enfeksiyona yol açtıysa da daha hafif seyretmesini sağlıyor hastalığın ve daha çabuk iyileşmeyi, daha çabuk toparlanmayı sağlıyor. Dolayısıyla şu pandemi döneminde de özellikle uzmanlar uluslararası camiada da ülkemizde de Propolis'in düzenli kullanımını hem çocuklarda hem yetişkinlerde öneriyorlar. Peki siz nasıl tanıştınız propolisle? E şöyle ki kendi oğlumda yaşadığım bir sağlık problemi nedeniyle tanıştım. Çok sık sık hastalanıyordu. Çok yoğun antibiyotik vermek zorunda kalıyorduk ve verdiğimiz bu antibiyotiklerin neticesinde de kötü bir alerji gelişti, bir antibiyotik alerjisi gelişti. Doktorumuz dedi ki bağışıklık sistemi çok zayıf, o yüzden sık hastalanıyor. Artık antibiyotik de veremiyoruz. Bağışıklığını güçlendirmekten başka hiçbir çare yok oğlumuzun bu hastalığı yenmesi için ve bana propolis ve arı sütü kullanmamı önerdi çocuğum için. Propolisi damla formunda oğlumda 6 ay düzenli kullandıktan sonra bağışıklık hücrelerinin sayısının arttığını kan testleriyle doğruladık. Ve oğlumdaki hem o alerji problemi hem de eş zamanlı olarak o sık sık hastalanma problemi hepsi birden düzeldi. Dünyanın birçok yerinde yetiştiriliyor propolis sevgili izleyiciler ama Türkiye'de, Anadolu'da yetiştirilen propolis hem daha zengin hem de çok daha fazla antioksidan etkili. Anadolu propolisi çok önemli. Diğer dünya ülkelerindeki propolisler de mutlaka değerli ama yapılan çalışmalar gösterdi ki Anadolu propolisi Anadolu coğrafyasındaki endemik bitkilerden ötürü çok daha zengin bir propolis türü. Hem de yine bu endemik bitkiler sadece bu topraklarda yetiştiği için de bu bitkilerden gelen özel fenolik flavonoidleri içeriyor. Ve yine bilimsel çalışmalar gösterdi ki Anadolu propolisi de hem günlük beslenmeye bağışıklık desteği olarak eklendiğinde hem de hastalıkların tedavisini destekleyici olarak takviye gıda olarak kullanıldığında hem hastalık süresini azaltıyor hem sıklığını azaltıyor hem de ilaç kullanma ihtiyacımızı da azaltıyor. Yani daha uzun süre ilaç kullanacaksak daha kısa sürede iyileşip daha az ilaçla da atlatabiliyoruz. Anadolu propolisindeki bu farkta. Bahsettiğimiz gibi elde edildiği coğrafyadan, bitkilerden kaynaklanıyor. Bu elimdeki %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir damla. Bu mesela suya karışan formu, suda çözünebilir damla formu. Suya damlattığımızda gördüğünüz gibi suyun rengini sarıya çeviriyor. Propolisi bu şekilde damlattık bardağı ve gördüğünüz gibi e, suyun rengini sarı yaptı. Ama tadı tatsızdır. Hiç şeker içermez. Sıfır kaloridir. Hatta tip 2 diyabet hastaları bile propolisi rahatlıkla kan şekerini dengelemeye de faydası olur. Tüketebilir. Hı. Bunu tatlandırmak için arzu ederseniz içine bir tatlı kaşığı hambal karıştırabilirsiniz. Bu şekilde mi tüketiliyor? Evet bu şekilde suya, süte, meyve suyuna, yoğurda, sevdiğimiz bir gıdaya da damlatabiliriz. Tek kriter burada çok sıcak bir şeye damlatmayacağız. Zayıflama için bile kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Öğün aralarında yoğurda damlatarak yediğinizde kan şekerinin dengelenmesine ciddi anlamda destek olur. Dolayısıyla açlık hissinizi bastırabilir. İnsan sağlığına bolca fayda sağlayan propolis özellikle pandemi döneminde günlük olarak tüketilmeli. En az %10 oranında saf Anadolu propolis içeren bir özütten Yetişkinlerin günde en az 20 damla, çocukların da günde en az 10 damla kullanması bilimsel çalışmalarda tavsiye ediliyor. Diyelim ki kronik bir hastalığınız var, çeşitli mevsimsel alerji problemleriniz var, diyabetiniz var. O zaman kullandığınız miktarı arttırıyorsunuz. Nereye kadar arttırıyorsunuz? Mesela günde 20 damla kullanıyorsanız günde 80-100 damlaya kadar çıkabilirsiniz. Hastalığınız boyunca tedavinizi desteklemek amacıyla arttırabilirsiniz. Şunun da altını çizelim. Biliyorsunuz arı ürünleri doğal gıdalar. Bunlar ilaç değil. Bunları beslenmemize gıda olarak takviye edici gıda olarak dahil ediyoruz. Propolisin ham hali vücutta sindirilemediği için muhakkak özüt haliyle tüketilmeli. Satın alırken de ürün çok iyi araştırılmalı. Bu elimdeki propolisin ham hali. Arılar biliyorsunuz ağaçların reçinemsi kısımlarını topluyorlar. Kovanda her petek gözünün içine kaplıyorlar. Dolayısıyla kovandan elde ettiğimizde propolise bal mumuyla karışık halde elde edebiliyoruz. Ama bal mumuyla karışık haldeyken de vücudumuz sindiremiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptığımız bir araştırmada gördük ki propolisin vücutta sindirilebilirliği ham haliyle en fazla yüzde iki. Doğru tüketimi ve vücutta doğru sindirimi özüt haliyle oluyor bir defa aldığınız damlayı rengi su gibi beyazsa berraklık yoksa bulanıksa yağ gibi sapsarıysa bir defa propolis değil yani propolisin rengi bahsettiğim gibi koyu kahverengidir suya damlattığınızda da suyun rengini sarı yapar bu özellikleri sağlamıyorsa suyu da kahverengi yapıyorsa mesela muhtemelen boyar maddi içeriyordur Bunlar basitçe tüketicinin anlayabileceği noktalar. Evet sevgili izleyiciler bu programımızda Propolis'in faydalarından bahsettik. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanur Samancı ile birlikte hem doğru Propolis'i nasıl temin edebiliriz hem de doğru şekilde nasıl kullanabiliriz. Eğer soru ve görüşlerinizi bize iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın